Ne diyorsun burada? Oo, 10 lira be. Anne haftalık veriyorsun değil mi bunu? Ben bitiremem bunu. Yok yok daha yeter. Ya anne 10 lira nasıl yetsin bana? Yol param sadece zaten ya. Arkadaşlarla bütün gün gezeceğiz dışarıda. Böyle şeyler diye niye hep yapıyorsun bunu? Ver biraz daha bari. Şey ol. Al. Al bunu da al. İnşallah ileride çocukların da sana böyle davranır da anlarsın. Tamam, tamam kızma kızma hadi ver. Baba bu ne? Para. Çok mu şaşırdın? İlk defa mı yürüyorsun? Baba teorik olarak doğru. Para da yani hiçbir şey yetmez. Bu gözünü seveyim. Biraz daha ver. Bu ya, ne ya? Ya 10 lira yeter sana. Biraz da babaannen denizde. Ben başka vermem. Babaanneciğim canım benim. Biraz da sen versen hani. Ne bok anladım ben bu işten? O kadar beddua ettik. Gene ben para veriyorum. Al. Ay. İyiymiş lan bu. Bütün diyet listesine uydum. Tebrikler. Bir listeyi alabilir miyim sizden? Tabii hemen ben listeyi vereyim. Şurada. Sen nerede bu? Şey o arkadaşımın çikolatası benim. Siz müzisyendiniz değil mi? Evet müzisyenim. Müzisyen. Beni takip edin. Buyurun şarkınızı söyleyin. Ben yalancı bir obezim. Ben alakası var. Ben de ilişkimizle dair birçok ayrıntıyı hatırlıyorum yani. Yarışırım seninle. Tabii tabii ne demezsin. Hadi peki sorayım o zaman. İlk buluşmada üstümde hangi renk tişört vardı? Kırmızı tabii. Doğru kırmızı evet. Ben sorayım bir tane de. Hadi sor bakalım. Birinci yılımızda beni götürdüğün restoranın otoparkındaki A sırasında sağdan üçüncü arabanın lastik markasının bir ve üçüncü harfi neydi? Beni biraz yalnız bırakır mısın düşünmeyi? Ne oldu cevabını düşüneceksin? Hayır cevabı düşünmeyeceğim ilişkimizi görelim. Tabii ayrıntıyı hatırlayamayınca değil mi? Hemen. Bu ayrıntı değil bu psikopatlık. Tedavi edilmesi gereken bir şey bu. Merhaba ben ders kaydıyla ilgili bir şey. Okulun sitesinde yazıyor oradan bakabilirsin sıradaki. Kolay gelsin ben öğrenci belgesi alacaktım ama. Ay yapma öğrenci belgesi o en zor ya. Hayır onu isteme. Şuradan bir kağıt al öğrenci belgesini istediğini yaz. Şuraya koy. Şimdi senin adını buraya yazacağım. Bu okulda okuduğuna dair bütün bilgileri okuyacağım. Evet okuduktan sonra bu arkadaş bizim öğrencimizdir diye bir metin hazırlayacağım. Çıktısını alacağım. O kağıdı 220 santigrat derecede 12 saat fırında kurumaya bırakacağım. O yüzden yarın alabilirsin. Sıradaki. Merhaba çift ana damla ile ilgili küçük bir sorum olacak bir ama. Bir saniye saat 12.30 öğle arası. Tamam çok kısa hemen. İstersen bir buçuğa kadar küçük hoparlörüm ben türkü dinleyerek burada bekleyebilirsin öğle arası. Tamam hemen sorayım ben. Bizde de bildiğiniz gibi değişiklik yok vallahi. Murat! Ne yapıyorsun? Okul nasıl gidiyor bakalım? Oğlum bak misafir gelmiş. Ver şunu Allah'ım bak. Sana bir soru soruyor bir insanlar da... Neredeyim ben? Bu insanlar kim? Kaç yıldayız? Ben sadece 8 yaşımda bir çocuğum. Sense 46. Seninle paylaşacak neyim olabilir? Ben 46'ya kadar saymayı bile yeni öğrendim. Okul nasıl gidiyormuş? Evet bugün gökkuşağının renklerini öğrendik. Hadi şimdi beni kansere tedavi bulmuşum gibi tebrik et. Yapmacık herif. Peki bütün bunları size anlatsam, bana tableti geri verir misiniz? Hayır, hiç sanmıyorum. O halde bana tek çare bırak. ver, geri ver. Organını söktük herhalde çocuğun, yazık. Hayda. Bunun teki nerede ya? Sonraki postada çıkar herhalde. Bu nasıl vay anlamadım harbiden. Şunu da ayrı koyayım da. Artık uzun oluyor herhalde. Yanık bir sakin. Valla bu senin eşin değil ama bir nevi kader ortağın. Artık sizi de evde giyeriz. Evet Klaus Bey. Sizi dinliyoruz. Mutlu. Mutlu bir kadın. Kadınlar güldür, mağa çiçektir. İşte mottomuz bu. İstenen erkeği yapabiliyoruz. Siparişle her şeyi. Tabii biraz tuzlu yani. Yaptığım işlerden bir iki tane göstereyim. Kim? Kanye West. Ya da XQ861 laboratuvardaki adı. Kim Kardashian'ın siparişi.
Öyle popoya böyle. Mesela Brad Pitt diye tanınan SK-217 erkek modeli Angelina Jolie sipariş. Ama update'ini yaptırmadığı için sıkılmış olmalı ki ayrılır. Sadece bir kez Türk bir müşteriye karşı başarısız oldu. Hanife Hanım geldi kriterleri yazdı. Mesela zenci beyaz olsun demiş. Düşündük ve bir Michael Jackson yapıp Zuhal Topal'ın programına gönderdik. Onunla çay bile içmedi. Sırf burnunu beğenmediği için. Öyle adamı yaptık. Ayıp ya. Bari çay içeydin. Zühre Hanım neler hissediyorsunuz? Çok zor bir şey yani. Bunun ne yaşamak, şuna bakın. Ben de anlamadım ki. Ben normal Instagram'a böyle nargile dumanlı video atıyordum yani. Başka bir şey yoktu. Evet, el fakir hastalığıymış bu. Haftada 7 kez falan gidiyoruz nargile kafeye işte. Bir gün hesabı ödedik, kalktık. Ama bir baktım hala ağzımdan duman geliyor yani. O günden beri böyle. Tedavisi de yokmuş. Ya öksürdüm, gıcık oldu. Çok dalga konusu oldum arkadaşlar.